Merhabalar, yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mavi'nin çok tatlı bir tonuyla geldik. Ben çok beğendim tonunu gerçekten. Cenk markanın tülbenti. Yeni aldığım renklerden bir tanesi. Sipariş üzerine yapıyorum modelimi. Bu modelimi yapıp tamamlayacağım tülbentimi. Yeşil kısmında şöyle haki yeşil tonlarında kullandım. 477 leylak marka yeşil kullandım. Kenar tığlamasını yaptım. Üst kısmına da maviye böyle çok çok birçok rengi kullanamıyoruz. Yeşil gibi olmuyor. Fakat böyle mavinin tonlarını kullanabiliriz. Nazar boncuğu gibi olacak diye düşünüyorum. Böyle sarı tonlarını çok yakıştırıyorum. Sarı tonunu birçok yazmaya yakıştırıyorum. Şöyle mavinin açık bir tonunu kullanacağım. 620 numara. Ve tülbentin kendi tonunu kullanacağım. 373 numara tülbentim. Yeni aldığım renkler, ben de ilk defa denediğim bir renk. Yine koduyla aldım, ipiyle birlikte getirdim. Ben internet üzerinden alıyorum. Tülbentin de üst kısmında ip numarası var. 373, birebir aynı tondalar ve çok tatlı bir tonu var. Üzerine de muhteşem, böyle çok beğeneceğiniz bir fıstık oyası yapacağız. Ve biraz zahmetli bir model fakat çok güzel duruyor. 650 numarada sarı tonu kullanacağım. Şöyle 3 renk çiçek yapacağım yani. Ben renkleri birbirine yakıştırdım. Umarım siz de bittiğinde beğenirsiniz. Şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. Tığımızı sabitleyerek başlıyoruz. Böyle yeşilin daha koyu tonları daha çok yakışıyor mavilere. 2 tane zincir çekelim. Trabzanla başlayacağız. Tığın başına bir kez doladım. Herhangi bir tığ bantısından giriyorum. 2 2 aldım. Trabzanı kapattım. 4 zincir çekiyorum. Hemen trabzanın arkasından girip tepeye bir kirpik yapıyoruz. Arada bir tane zincir çekiyorum. Böyle alt çimen kısmının gerilmemesi için. Bu şekilde çimen kısmında kirpikli trabzan kullanacağız. Ve çiçeğimizin geleceği göbek kısmımızı yapacağız şimdi. Evet, şöyle 3-4 tane yaparak başlayabilirsiniz. Ben 4 tane yapıp modelime başlayacağım. 4 tane kirpikli trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Hemen yandaki tığ bantısından girdim. Önce 1, 2, 2 aldım, kapattım. 1, 2. Aynı tığ bantısından girerek 4 tane trabzan yapacağım. 3 ve 4. Evet, bu şekilde 4 trabzanımızı yaptık. Sonuncu trabzanı kapattıktan sonra 5 zincir çekiyorum. Ters kısmımızı çeviriyoruz. Hemen ters kısımdan ilk yaptığım trabzanın tepesinden girip bir sık iğne ile kapatıyorum ve üstte küçük bir yuva oluşturdum şu şekilde. Tekrar düz kısmımızı çevirdik. 5 tane zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kez doluyorum. Burada yaptığım yuvamın içinden giriyorum. 2 2 2 aldım, kapattım trabzanı. Trabzanı kapattıktan sonra 5 zincir çekiyorum. Buraları yuva olarak kullanacağız, bu tepedeki 5 zincirleri. Hemen trabzanın arka kısmından girip, yani zincirle trabzanın arasından girip trabzanın üzerine 7 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7. 7 sık iğne yaptım. Elimle şöyle düzeltiyorum. Yuvamızın içine bir sık iğneyle de sabitliyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kez doladım. Aynı yuvadan girdim. 2 2 2 aldım. Trabzanı kapattım. Tepede 5 zincir çekiyorum. Yine şöyle hemen trabzanın üzerine geçiyoruz. Bir sık iğne ile. Buraya 7 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5
6, 7. Elimle yerleştirip 8. ile de hemen dibine sabitliyorum. Bu şekilde 2 tane yaptım. Aynı yuvanın içine aynı işlemi 2 kez daha yapacağız. Çok uzun, videom uzun olacak çünkü üst kısım bayağı uğraştırıcı şekilde gidiyor. Şimdi ben bu 2 taneyi de yapıp o yüzden döneceğim. Evet, 4 tane yaptım. Şu şekilde ikisini birlikte yapmıştık. 2 tane daha yaptım. Aynı yuvanın içine yaptım. Ve dibine bir sık iğne ile sonuncuyu da sabitledikten sonra buradan hemen bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Dibindeki tığ batısına atlıyoruz. Bir yanındakinden girdim. 2 2 aldım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine. Tepesinden girmiyoruz. Arka boşluktan girip bu kirpiği yapıyoruz. Arada bir zincir çekiyorum. Bu zinciri kasmaması için mutlaka çekmemiz gerekiyor. Bir yandakinden girdim. 2 2 aldım, kapattım. 4 zincirle kirpiğimi yapıyorum. Bu şekilde aşağıya tığ batısına geçiş yapmış oluyoruz. Bu kirpikli trabzanı tekrarlamama gerek yok. O şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ara kısımda mesela ben burada 4 tane yapıp başladım. Arada 15-16 tane bırakmayı düşünüyorum. Şu diptekileri de sayarak 16 tane bırakmayı düşünüyorum. Daha sonra yine aynı şekilde modeli başlayacağız. Yani buradan trabzanı yapıp dönüyoruz. Üst kirpikleri yapıyoruz. Alt kısmı hızlı ilerliyor aslında. Ama üst kısmı biraz ağır olduğu için ara mesafesini biraz fazla yapacağız. Şimdi bu kısmı tamamlayacağım ben ve geri döneceğim üst kısmı için. Evet, bu şekilde yaptım. Ben biraz uzattım. Şöyle 3 tane çiçek gelecek şekilde. Arada 15 bıraktım. Burayı biraz daha fazlalaştırabilirsiniz isterseniz. Şöyle göstereyim. Arada 15 kirpik yapıp yine aynı şekilde trabzanları yapıp üst kısmı göbeği tamamladık. Bu şekilde sıralı bir şekilde burayı tamamlıyoruz. Şimdi ben ilk çiçeğimi tülbentin kendi rengi olan 373 numara mavi ipimle yapacağım. Ve daha sonra açık mavi ve sarı kullanacağım. Toplam 3 tane çiçek yapacağız. Fakat öncelikle sizinle birlikte ilk çiçeğimizi yapalım. Biraz uzun sürüyor modelimiz. Yapmak isteyenler bilsin. Şöyle ipimi tığıma sabitledim. Görüntüyü netleştirdim. Bakın burada her birinin tepesinde 5 zincir çekmiştik. 4 tane yuvamız var yani burada. Hemen en baştan ilk yuvamın içinden giriyorum bir sık iğne ile. İpimi buraya sabitledim. 9 zincir çekiyorum. 7, 8, 9. Hemen altından girip ilmek topluyoruz. Zincirin altından giriyorum. İlmeğimi aldım. Bir zincir yukarı çekiyorum. 3 4 5 6 10 11 12 13 15 17 18 18 tane ilmek topluyorum. İlmeklerimi böyle çok minik minik tutmuyorum. Yani hafif böyle gevşek tutuyorum. Parmağımdaki ipten dolayıp hepsinin içinden geçirdim. Elimizle sıkıştırıyoruz ve aynı sık iğne ile girdiğim yuvanın içinden tekrar girip fıstığımı buraya kapatıyorum. Şu şekilde. İlk tepeye bir fıstık yaptık. 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen ikincinin içinden giriyorum. Bir sık iğneyle. Arada 4 zincir bırakıyoruz. Her birine bir fıstık yapacağız. Buraya bir fıstık. Aynı şekilde 4 tane fıstık yapacağız. 2, 3,
7, 8, 9. Ben bu şekilde 9 tane zincirin üstüne topluyorum fıstıklarımızı. İdeal boyutu bu şekilde. 9 zincirin üzerine 17, 18 ilmek topluyoruz. Daha küçük fıstıklar isterseniz 8 zincirin üstüne 13, 14 toplayabilirsiniz. O şekilde daha küçük fıstıklar oluyor. Bu şekilde fıstıkları daha genişletebilirsiniz. Büyütmek, küçültmek isterseniz. Bu şekilde. Ben saymadan yapıyorum genellikle. Çünkü bir yazmaya yaptığınızda böyle çok fazla fıstıklı bir modelse eğer şu anda yaptığımız gibi saymak biraz zor oluyor ve arada karıştığı için karışıklık çıkıyor. 9 zincirin üzerine böyle zincirin tam son kısmına gelene kadar ilmek topluyoruz. Tam olarak dolacak. Şu şekilde. Tam doldu. Parmağımdaki ipten dolayı hepsinin içinden geçiyorum. Elimle sıkıştırıp yuvamın içine kapatıyorum. Arada 4 zincir çekiyoruz. Üçüncünün içinden giriyorum. Şimdi burada yaptığımız 2 tane gibi diğer tepelere de 2 fıstık yapıp döneceğim. Evet, bu şekilde dördüncüyü de yaptıktan sonra bakın buraya kapattım dördüncüyü. Sonuncuyu kapattıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz. Ters kısmı çeviriyoruz. Fıstıklarımın arka kısmındayız. Yani bu şekilde aralarda 4'er zincirle yuvalar yapmıştık. Aradaki bakın buradan son kısımdan 4 zincir çektim. İlk aradaki 4 zincirin altından giriyorum bir sık iğne ile. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir sık iğne ile giriyorum. Burada küçük bir yuva oluşturdum. Yuva yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. Hemen ikinci kısımdan giriyorum. Yani tam orta kısma geliyor. Bir sık iğne ile girdim. 3 zincir çekiyorum. Buraya da küçük bir yuva oluşturuyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyoruz. Hemen en baştakine giriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere kapattım ve küçük bir yuva oluşturdum. Son olarak tekrar 4 zincir çekiyorum. En başa yani yuvamızın içine giriyoruz. Burada alt kısımdan. Şöyle daha sabit durması için buraya da kapatıyorum. Bakın buradan baş kısma doğru yuvalar oluşturarak ilerledik. Şu şekilde yuvalar elde ettik gördüğünüz gibi. Fıstıkların tam orta kısmına geliyor bu yuvalarımız. Yani her fıstığın, iki fıstığın arasına bir yuva, şu iki fıstığın arasına yine bir yuva, yine bir yuva oluşturduk. 3 tane fıstık gelecek şekilde bir yuva oluşturduk. Şimdi ters düz kısmımı tekrar çeviriyorum. Bakın şuradan hemen döndükten sonra ilk burada 4 zincir çekmiştik. Bunun altından giriyorum bir sık iğne ile. Öncelikle buraya sabitledim. Daha sonra 4 zincir çekiyorum. Ve ilk yuvamın döndükten sonraki ilk yuvamın içinden giriyorum bir sık iğne ile. 9 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9. Ve ilmek topluyoruz yine. Yani fıstık yapacağız. O küçük ya yani 3 zincirle yaptığımız küçük yuvaların hepsinin içine birer tane fıstık yapacağız. İlkinde 4 fıstık yaptık. İkinci sırada 3, 2, 1 olarak eksilteceğiz. Üst kısma kadar tamamlayacağız fıstıklarımızı. Her seferinde aslında aynı işlemi uygulayacağız. Yani ters kısımdan yuvalarımızı oluşturup gidiyoruz. Düz kısmımızdan tekrar fıstıklarımızı yapıp en başa dönüyoruz. Bu şekilde bir fıstığımız kalana kadar devam ediyoruz. Şöyle ilmeklerimi topladım. Parmağımdaki ipten dolayı hepsinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde aynı yuvanın içine bir sık iğne ile kapatıyorum. Daha düzgün durması için de bir yanda bakın burada 4 zincir çekmiştik. Hemen onun altından girip bir sık iğne ile sabitliyorum buraya. Fıstıklarımız daha sabit ve daha düzgün duruyor.
arada 4 zincir çekiyoruz ve ikinci yuvama geçiyorum. Yani ikinci fıstığımı yapacağım şu şekilde, bakın. Her iki fıstığın arasında bir yuva oluşturduk. Şimdi buraya da bir fıstık, aynı işlemle yapıyoruz. Tekrar en başa geldiğimizde de bir fıstık yapacağız ve ikinci sıramızı tamamlamış olacağız. Ben bunu tamamlayıp döneceğim. Evet, üçüncü fıstığımı da yaptım. Burada fıstığımızı yuvanın içine kapattıktan sonra asıl yapmamız gereken buraya kenardaki 4 zincirin altından girerek mutlaka bir sık iğne ile sabitleyelim. Bu daha düzgün durmasını sağlayacak. Üçüncü fıstığı da yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum ters kısmımızı. Yine bu aralarda yaptığımız 4 zincirlerin altından giriyoruz. Bakın, ilkinin altından girdik. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere kapattım. 4 zincir çekiyorum tekrar. Bir sonraki yuva kısmımıza geçiyoruz. Aynı şekilde buraya da 3 zincir çekip bir sık iğne ile kapatarak bir yuva oluşturuyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve en baştakini, yani şu çiçeğimizin arkasındakini bir sık iğne ile giriyorum. Buradan dönüyoruz tekrar. Bakın, ilk kapattığımız yere öncelikle bir sık iğne ile giriyoruz. Daha sonra fıstık kısmımıza geçeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve şuradaki ilk yuvamın içinden bir sık iğne ile girdim. Ve aynı işlemi tekrar edeceğiz. 9 zincir çekeceğim. Buraya da bakın şöyle 4, 3 ve şimdi 2 olan sıramızı yapıyoruz. Yani 2 fıstık yapacağız bu sıraya da. Daha sonra da son sıramıza geçiş yapacağız. Bir tane fıstık yaparak işlemimizi tamamlayacağız. Burada da ben şimdi burayı da alt sıradaki gibi tıpkı fıstığımızı kapattıktan sonra kenardaki 4 zincirin altından mutlaka bir sık iğne ile sabitleyelim. Bu sık iğne daha düzgün görünmesini sağlıyor fıstıklarımızın. Ve burayı da tamamlayıp döneceğim ben şimdi. Evet, 2 fıstık olan sıramızı da tamamladık. Bu şekilde 4, 3, 2 ve son sıramıza geldik. Şimdi ikinci sırayı bitirdikten hemen sonra 4 zincir çekiyorum. Ters kısmını çeviriyorum. Burada ortadaki yuvanın içinden girdim bir sık iğne ile. 3 zincir çekiyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Sadece bir tane fıstık yapacağız. Bir tane yuvamı oluşturdum. 4 zincir çekiyorum. Baştakinden de böyle bir tam birbirlerine fıstıklar tutunsun diye başa da sabitliyoruz bu şekilde. Dönüp hemen bu az önce zincir çektiğimiz kısmın içinden girip bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Hemen ortadaki yuva kısmının içinden giriyorum bir sık iğneyle. Şu şekilde gördüğünüz gibi bakın. Böyle birbirine bağlantılı şekilde yukarıya doğru çıkarıyoruz. Ve son yuvamızın içine de bir fıstık yapacağım. 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çekiyorum. Hemen ilmek toplayarak başlıyoruz. 5. Burada isterseniz sayılı yapabilirsiniz. İsterseniz saymayıp zincirin üstü dolana kadar da yapabilirsiniz. Ortalama 17-18 ilmek olması gerekiyor. Böyle küçük duran bir fıstık olmaması için. Bu model için bu fıstıklar ideal boyda. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ama daha büyük fıstıklar isterseniz mesela 10 zincir çekip üzerine birkaç ilmek daha fazlalaştırabilirsiniz. O şekilde de biraz daha iri olacaktır. Hepsinin içinden geçtim ve yine yuvamın içine bir sık iğne ile kapatıyorum. Hemen bir yandaki zincirin altından girip sık iğne ile de sabitledik. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve bu şekilde son fıstıkta kapatıyoruz. Şöyle.
deli miyiz? Mutlaka böyle elimizde düzeltelim. O şekilde ütüsünü yapalım. Şimdi ben bunu bitireceğim. Yani diğer renklerimi de yapacağım ve birlikte nasıl durduklarını da görün istiyorum. Tekrar döneceğim. Evet, bu da modelimin bitmiş hali. Çok zor gidiyor, yavaş giden bir model ama çok çok şık duran bir model. Ara mesafesi bu şekilde. Siz bunu isterseniz arttırabilirsiniz. Ben 15 kirpik bıraktım. 16, 17, 18, 20 tane bile bırakabilirsiniz. Çünkü model gayet zor bir model. Sıkılığını istediğiniz derecede yapabilirsiniz. Bakın sarıyla bu şekilde oldu. Üzüm salkımı gibi. Mavi. Ve böyle tülbentin kendi rengi olan koyu maviyi kullandım. Toplam 3 renk yaptım. Birçok renge yapabilirsiniz. Böyle 3, 4-5 renkli bile olabilir. Rengarenk olduğunda daha da güzel duruyor hatta. Ben çok beğeniyorum bu modeli ama biraz zor gerçekten. Böyle çok ağır giden bir model. O yüzden yapıp yapmamak size kalmış ama çok tatlı ve çok güzel. Denemek isterseniz denemenizi tavsiye ederim. Hepinize şimdiden kolay gelsin hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.